Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerden gelen Funko koleksiyonları fotoğraflarına bakıp onları yorumlayacağız. Yanımda da çok sevdiğim birisi var. Sevgili eşim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi videoya geçebiliriz. <laughs> ne diyeceğini merak ettim. Biliyor musun? <laughs> ne diyor gibi yorum. Fotoğraf gönderenlerin arkadaşlar isimlerini vermeyeceğim. İsimleri verin, verilmesini isteyenler bir dahaki videoda isimlerini yazarsa onları söylerim. Şimdi veremiyorum o yüzden fotoğrafımız. Yani bu fotoğrafları nereden aldık onu da söyleyeyim ki bir dahaki video için de gönderin. Discord grubuna atabilirsiniz. Facebook'ta bir sayfa var oraya atabilirsiniz. Şimdi bu ikisinden ya da ben hani birkaç konuştuğum kişi vardı WhatsApp'tan falan. Onlara da attılar. Oralardan topladık. Bazıları yani yarısı falan bu şekilde geldi. Diğer yarısı da bir Funko grubuna atılmış. Hani benim koleksiyonum bu gibi fotoğraflar vardı. Onların koleksiyonu. Şimdi onları ince şimdi bakacağız. Yorum yapacağız eşimle birlikte. Şimdi bu ilk kişi bayağı Funko Pop'u var. 2, 4, 6, 18, 23, 30 küsür tane 40'a yakın figür var burada. Bayağı güzel figürler de var. Genelde Marvel figürleri. Şu, şu PES figürü. Da, hani evet. Şunlar Funko mu? Evet Funko'ymuş. Evet, Funko. Değişik bunları hiç görmemiştim ben mesela. Disney figürleri var. Marvel figürleri var. Çok garip bazı figürler var yani çok sık rastlanmayan hmm. şu mesela şunun şunun bir ninja kaplı figürü çok değişik değişik figürleri var salak ve avanak filminden grinch figürü ama bu figür çok değerli aslında böyle figürler var bu kişinin koleksiyonunu sergileme yöntemi hakkında ne düşünüyorsun hayatım? Ben mesela şu Funko Popları görmemiştim. Ee, bu sen de gerçi görmedim dedin. Şaşırdım. Şu bu, Funko mi? Pop mu acaba? Yani aynı Bunlar Ters galiba şey. Yoksa... Yok yok. Bunlar şurada tişört var. Sanırım bunlar tişört setleri gibi olanlardan. Hı. Hmm. Baya güzel figürleri var. Ben birkaç tane gözüme takılanı söyleyeyim. Bunları bilmiyorum. Hiç görmediğim figürler. Bu bence değerli figürler. topluyor aynen. Gibi değerli figürleri ona. var. Arada bayağı değerli figürler var. Şu mesela sıradan bir figür. Ama mesela şu figürü hiç görmedim. Şu biraz sıradan bir figür. Şu figürü hiç görmedim. Bu biraz sıradan. Bu biraz sıradan. Hmm. Bazıları bayağı hiç gözükmemiş figürler. Çok güzel bir koleksiyon var arkadaşın. Aynen ben de beğendim. Bir de şey seçili topladığı çok belli. Evet. Yani öyle rastgele toplamıyor. Yeni de, yeni de başlamadığı belli. Evet bayağı, bayağı <gülüyor> toplamış. <gülüyor> 30 tane figür. 1000 liradan desek. 30 bin lira yapıyor arkadaşlar. Bayağı değerli bir koleksiyonu var ya, en kötü arkadaşlar. Evet ikinci video, fotoğrafa geçebiliriz. Evet ikinci fotoğrafımıza bakıyoruz şimdi. Burada ne figürler var? Önce bir figürlere bakalım. Müzik figürü bu başta biraz. Biraz film dizi var. Müzik var. Basketbol var. Yine müzik. Şurada korkor korku var. Baya benim önce dikkatimi çeken figürleri söyleyeyim. Çok ilginç olan bazı figürler var mesela. Ben Lillivine'ı. Lillivine'ı biliyor musun sen? Bilmiyorum. <gülüyor Gülüyor> sen diye biliyorum. Ben de bilmiyorum çünkü. Şu Conan figürü ee, nadir bir figür. Ben hiç görmedim Türkiye'de başkasında. E, onun dışında diğerlerinin hepsini gördük. Şu ee, Michael Myers figürü baya güzel. Bunu da hiç görmedim ben Türkiye'de. Şunun sanırım dışında şey var. Koruyucu kılıf var o yüzden böyle kanlı gibi gözüküyor. Bu normalde böyle değil. Kanlı kılıflar var arkadaşlar koruyucu, koruyucu kılıf. Ama zaten orada kılıf olduğu çok belli oluyor. Bunu bu kılıfla Baksana, evet biraz yüksek diye diğerlerini. Bunu da hiç görmedim. Baya güzel figürler var yine. Bak şunu görüyor musun? Mesela bu galiba bir tane ha. müzik grubu. 5 tane fankom evet, bir bunu, set. Ben bunu Türkiye'de satılıyor mu şu an? Senin Böyle o şeylerinde de çok evet. görmedim yani. Yok, bir tanesinde vardı. Var mıydı? Bu, bu mu vardı bilmiyorum da böyle beşli vardı. Şu figür hangisi? Bunu hiç bilmiyorum. Bir yıl azdı. Bunu da bilmiyorum. Böyle bu arkadaşın da yine bayağı güzel bir koleksiyonu var. Ama herhalde durduğu yer burası mıdır genelde? Pencerenin önünde. Çünkü burada durursa bu güneş vuruyor bunlara. Aynen. Renkleri soluyor direkt. Aynen. Ben de çok iyi biliyorum. Eşim sürekli <laughs> beni tembihli yapar diye. Evet bu bu kale bu, bu da bu kadardı. Bir sonraki fotoğrafa geçebiliriz. Ama bence fotoğraf çekmek için sanki zaten fotoğraf Aynen. çektiği açıda çok belli oldu ya. Hı hı. Herhalde onu birine mi gösterecektin? o yüzden açmış muhtemelen. Başka bir yerde saklıyor gibi geldi bana. Tamam. Bir sonraki fotoğrafa geçebiliriz. Yasta otursaydın keşke. <laughs> Valla. <laughs> bir de şey. Bunu gezme bence. <laughs> <laughs> ya da evet. ne ya? Aramızda ki... kanka. Ya yani aramızda da çok fark yok ama sen birisi yana Evet şimdi üçüncü fotoğraftayız. Bu fotoğrafı Discord'da Discord'dan biri attı. O da Discord grubunda da bayağı aktif kendisi. Benim önce gözüme çarpan bu iki tane Five Nights at Freddy's figürleri. Bunlar çıkalı çok olmadı. Bayağı güzel figürler. Şu anda filmi de var zaten. Bayağı rağbet görüyor Five Nights at Freddy's figürleri. Şu Venom figürü de çok güzel. Hmm, Hoş ben gözüküyor. Onu çok hoşmakti. Bu Hannibal Lecter'ın bir tanesi çok değerliydi. Bu o çok değerli olan mı bilmiyorum. Şu an aklımda değil fiyatları. Şu Michael Myers figürü de bayağı güzel. Hmm, bakalım. Az bu biraz şey var. Şey güzel olur. <laughs> şey işte o kanlı kılıflar korku figürleri toplamak için hmm. toplayanlar genelde alıyor zaten. O şekilde. Ee, bu da yine korku figürü. Biraz şey mesela bir, iki... 3. Şunları da sayabiliriz hatta 5 tanesi falan korku figürü sayılabilir yani. Hmm. Burada bir de şey var. Şekiller de Hı -hı. şunlar Lego galiba. Hmm. Çok emin değilim. Şurada bir Batman Funko'su var. Bu Funko. Funko Pop'ta figürde şey e, neydi onlar? Hatta neler? Şunlar, şunlar Lego. Ha. Funko Pop'ta e, Lego da var mı? Yani öyle bir işi de Yok, Lego bu kendisi Extra. başka. Yok, bu Funko'nun değil bunlar. Ha. Lego markasının. Şimdi ben yorum yapabilir miyim? Ya. Yapabilirsin. Bir şimdi şey. Arkadaş zaten bence para için toplamada çok belli. Yani hani sevdiği için topladığı çok belli. Çünkü Aynen, genelde sevdiği karakterleri toplamış. Sevdiği karakterleri toplamış bir. İkincisi genelde zaten hani böyle değeri yükselince satarım diye düşünenler kutularından çıkartmamaya çalışıyor. Evet. O bir, yani böyle sanki onları böyle her gün tozunu alıyormuş, <laughs> onları böyle bakıyormuş gayet böyle hani nizamı da dizmiş yani. <laughs> hani çok severek yani topladı çok belli. Şu figür de çok güzel gözükmüyor ama hiç şey o değil. O yani. değişik de bir figür. Evet. Ne bu? Çok güzel gözüküyor. Bu spider manden ha. Mysterio galiba. Bayağı güzel gözüküyor. Figürün kendisi de güzel. Gözüküyor. Peki şu, şu figürler yeni çıktı ya. Onlar Türkiye'ye geldi mi? Bunlar Türkiye'ye geldi. Hatta yakın zamanda postu da atıldı. Bu bu figürler biraz eleştirilmişti ama çünkü Five Nights at Freddy's korku şeyi. Ama sevimli serisi. duruyorlar. İşte bunlar biraz sevimli <laughs> ürettiler bu son evet. versiyonu. O yüzden biraz bunlar eleştirilmişti. Hani benzemiyor Bu Venom çok iyi velom, gözüküyor evet, gerçekten. Güzel. Şu da çok güzel. Evet. Michael Myers da çok güzel. Ben Ama beğenim. ben Venom bayağı beğendim. Hmm. Ben de Mysterio'nun şeyini çok beğendim. Hmm. Evet bu da o kadardı. Bir sonraki fotoğrafa geçebiliriz. Evet bir sonraki fotoğraftayız. Burada yine neler görüyoruz? Bir bakalım şöyle. Game of Thrones var. Korku figürü var. İki şunu da say sayamayız gerçi. Üç tane korku figürü var. Star Wars var. Rick and Morty var. Simpsons var. Hepsi başka bir seriden hatta. Hiçbir tane tekrarlayan şey yok. Yani, yani böyle... Bu işe yeni başlamış. Hani böyle toplamaya yeni Ya da başlamış. sadece sevdiği ne bulursa almış gibi de duruyor biraz. Çünkü mesela şu figür aslında ucuz değil bu Gollum figürü. Yani ucuz ne bulduysa aldı diyemeyeceğim. Çünkü bu Gollum figürü ucuz değil. Hmm. Şunlar yeni çıktı. Yani şey de diyemem. Çok eskiden almış duruyor da diyemem. Şu figür yeni çünkü. Hıh. Hmm. Yani bence bulduğu figürleri de topluyor olabilir mi? Belki ondan da ya da hani bunları buldu ya da topluyor ya da dediğim gibi her filmden sevdiği filmleri, sevdiği şeyleri hani her şeyi Sevdiğini karakterleri alıyor gibi, alıyor gibi, aynen. Sanırım bu da kitaplığın en üst lafı gibi bir yerde duruyorlar. Çünkü tavana baya yakın. Yani korunması da fena değil. Şimdi herhalde çok fazla figürü yok ama muhtemelen şu an Yeni Daha başlamış. şey oluşuyordur yani kendi kafasında ne toplamak istediği. Ben bile her gün hala yeni bir şeyler yani yeni bir şey sadece Chase figür mü toplasam diye falan düşüncelerim var yani mesela. Burada benim en beğendiğim figür hmm, şöyle bir bakayım. <laughs> Gollum'un Chase versiyonu var o çok güzel. Ama Gollum'un Gollum'a ona... Gollum çok benzetememişler burada zaten yani çok da böyle karakter o yansıtmıyor gibi. Bilmiyorum ben. Bu, <gülüyor> <gülüyor> şu ikisi de Batman. Ben ya, ben. Allah aşkına şu golüme benziyor. benzemiyor mu? Benziyor bence. Ya. Yani bilmiyorum. Çok iyi yani değil gibi. Ben herhalde çekti, bu Night King baya güzel ama ben 4 inç topladığım için herhalde şu Batman derim en hoşuma giden olarak. Ee, evet bu da bu kadardı. Bir sonraki fotoğrafa geçebiliriz. Hmm, Biraz uzaktan çekilmiş. Baya figür var burada. Hemen şöyle bir kısaca bir bakış yapayım. Ee, en üstte bu dergi kapağı olanlardan bir figür var. Hmm. Şu figürler baya... Aa, ilk seri Rick and Morty. Bunlar çok değerli figürler aslında. Ama zaten yani evet. çok uzun zamandır topladığı yani, çok belli. Bu, bir de bak çok serileri değerli var. Oh. topluyor görüyor musun? Şu ikinci bak serisi. Şunlar galiba ilk çıkan Rick and Morty. Hmm. Bak alta bak Batman'in şeyleri Ama bak, falan var Burada topluyor. bir tane Pennywise Chase'i var. Aynen bu Batman'ler de bayağı eski Batman'ler. Sayılarına bakarsanız zaten sayıları bayağı düşük. Hımm. Evet. 89 hmm, falan var. Punisher. Bayağı güzel. Şurada neler var? Şurada çok değişik Batman'ler var. Şunlar bayağı nadir figürler var. Ben böyle hmm. figürler çoğu... Bunlar Türkiye'den alınmadığına emin gibiyim çünkü çoğu Şu? Türkiye'de yok. Bak şunlar değerli değil diye biliyorum bir tek Gotham serisi. Diğer figürler bayağı güzel. Ha şurada Poison hmm. Ivy var. Bu sağdaki ne? O ekstra bir filmdi. Burası bu. şu mu? Hmm. Hmm. Bu Wacky Wobbler. Bu Funko'nun bir belgeseri var. Kuruluş, şirketin kuruluşundan beri anlatılan. Hmm. İlk çıktığında böyle çıkıyorlar. Ee, bu şekilde üretiliyorlar. Bu bayağı eski bir figür muhtemelen. Şu an yine gerçi benzer figürler üretiliyor da. Bu da Funko ürünü ama artık bu tarz çok yaygın değil. Genelde pop yaygın. Hmm. Figürler neyin üstünde duruyor burada? Evet sanki bu masa mı? Bir şey masa bu. Eskiden bu katlanıp işte pikniğe hmm. falan götürülen masalar var ya. Aynen onlar. Onla. öyle bir masa. Aa, çanta gibi hatta Hı -hı. şurada. Aynen işte değil mi? Katlanıp. Bu, bu, kadar bu figürlerin şu anki değeri muhtemelen e, bu masadan 20 tane 30 tane falan alır yani. Daha fazla da alır. Ama bence şu anda sergilemek için değil de hani böyle belki de şey de olabilir. Yani üniversite öğrencisi falan. Hmm. E, belki hani Aynen. şu an e figürler yanında. Olabilir, evet. Sonra daha güzel. Yani Bu sergi bu koleksiyona yakışan bir sergi değil açıkçası. Bir de üst üste dizilmiş. Çoğunda koruyucu kılıf yok. O da çok koruyucu kılıf olmayınca bu alttakiler eziliyor. Hani uzun süre bekleyince. Yani, i̇şte böyle. Şu da Funko figürü. Bayağı büyük bir figür. Ama bu zaten çok uzun zamandır topladığı evet, çok belli yani. Yani üniversite öğrencisi olması o yüzden bana biraz zor geldi. Bunların hepsini yurt dışından... Acaba yani. yurt dışında yaşayan biri de olabilir mi? Hmm, olabilir belki. Çünkü çok da böyle hani bu tarz masalar falan dediğin gibi Türk. Türkiye'de gibi durmuyor ama. Şu kapıda şurası boyanın kötü olması da falan. <laughs> Türkiye <'yi gülüyor> tam <andırı>. Türkiye. <laughs> bu da bu kadardı. Evet sonraki e, fotoğraftayız. Bu tam bir e, yani toplayıcı oldu çok belli. Tam bu bir bir, değil bir, değil bu fotoğrafa bakınca ne fark ediyorsun? Bütün figürlerin bir tane ortak evet. yönü var bir şey Star Wars. Evet, Üst Star taraf Wars ama sol tarafta mı? Evet Star Wars. Evet. Star Wars figür. Bu herhalde Türkiye'nin en büyük Star Wars koleksiyoncusu mu? Hı -hı. Star Wars Funko'su diyeyim hatta. Çünkü Star Wars dersem başka şeyler de kapsıyor. Bakalım şöyle. Mesela bak şurada Event'lı bir figür var. Event sticker'lı. Hepsinin şurada da farklı şeyler. Bayağı güzel, evet, şey. bayağı nadir figürler de var aralarda. Şurada 2012'den. Bak 2012 figürü bu. Bir de zaten şey bu dolap sistemi evet. falan oturtmuş. Yani tam burası için bu ayrılmış. Bu işte bu tarz Fanko toplayanları ben çok seviyorum yani. Çünkü ne, ne toplayacağı belli, etmiş kendi kafasında. O figürleri alıyor ve topluyor. Güzel bir şekilde dolabada dizmiş. Şuraya belki biraz daha ekleme yapılabilir. Zaten daha muhtemelen bayağı da güzel. Aynen. Bayağı muhtemelen. da güzel figürleri var. Şu atraflarda dolabilir. Ama ben yani sen öyle düşünüyorsun da ben öyle düşünmüyorum ya. Yani bir şeye bağlı kalmak çünkü insanın zevkleri de değişebiliyor. Ya da değer de önemli bence. Bunlar değerlidir ama ya burada bayağı değerli ha, figürler şey, vardı. tabii ki ama atıyorum daha değerli ya da hani bunlara eş işte değer başka figürler de toplanabilir bence. Yani illa bir şeye ama herkes, bağlı kalınacak diye bir şey var mı tam, ki? Bir şeye bağlı kalınacak diye bir şey yok da Funk'un ucu bucağı olmadığı için bir şey topladığın zaman şey diyebiliyorsun. Heh tamam hepsini aldım daha alacak bir şeyim yok diyebiliyorsun. İşte belki ben, da mesela, boyuna ulaşmak istemiyorum. Hayır bunu o diyebilir. Ben diyemiyorum hiçbir zaman. Çünkü her zaman alacağım bir şeyler oluyor. Evet. Hiçbir zaman bitmiyor. Ama bu mesela alacağı figürleri bitirebilir. Evet. Biraz hızlı geçeceğimiz için bu bunu geçiyorum arkadaşlar. Şu an kadar bence en düzenli ve beğendiğim yani beğendim, Raft düzeni mi bu de, muydu? Raft düzeni olarak iyiydi yani. Geçelim o zaman. Bir sonraki figürlerimiz. Bu bana bu da şeyden şey, gelen Korku mi? filmi şey gibi. Bu arada Topla bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doğru. Bu da korku filmi. Doğru. Hemen anladım bak. Yani çok belli <laughs> ama kutular. Hepsi. Hatta. Şu leprekonlar korku mu bilmiyorum bir tek. Yani bu filmi izlemedim. Leprekon normalde korku karakteri değil ama yüzü kanlı manlı. Galiba bu da korku hatta. Hepsi korku olabilir. Evet. <laughs> Şu korku mu acaba? Bu belki korku değildir. Şu figürden iki tane var. Yok. Ya farklı. Sayıları oldu. farklı, evet, aynen. Şey vardı, de farklıymış. Evet. Çeki de iki tane, üç tane var hatta. Şu çok güzel bir çaki. Ben bu çeki figürünü ilk kez görüyorum bu arada. Türkiye'ye şey, geldi mi bu? Emin değilim. Bu iyi yani bu sol evet. Bu da yine çok böyle ne topladığını bilen biri. Bu bu tarz ne topladığını bilen şeyler bayağı hoşuma gidiyor ama bunlar burası şey gibi değil mi? Salonun ya da odanın ortası ya gibi. Yani ya sürekli, evet. sürekli durduğu yer aynen. Fotoğraf için koymuş. Fotoğraf için koyulmuş gibi Sürekli durduğu yer mi değil? Sen bunlardan bir tanesini sana bedavaya verecek diyelim. Hangisini isterdin? Ya ben direkt açar açmaz gözüme şu semler dikkatimi çekti. Semler mi? Evet onlar hoşuma gitti yani. Onlardan biri olabilir. Şeyde güzelliği yapılışı bu. Hmm. hani Kumaş gibi. Böyle. Kumaş gibi oluşu güzel hoşuma gitti. Tamam bu da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki fotoğrafa geçelim. Bir sonraki fotoğraf yine Discord'dan gelen bir fotoğraf. Bu arkadaş da muhtemelen yeni başlamış. 3 tane figür var. Severek toplayanlar Jujutsu Kaisen zaten sen sev sen izlemedin daha. Ben izledim. Hı -hı. Günaydın. Kız kardeşim de izledi. Sen One Piece'i bitirince Jujutsu Kaisen <laughs> izlersin. Jujutsu <laughs> Kaisen de çok güzel. Onunla ilgili 2 tane figür toplamış. Şu figür bayağı kolay bulunuyordu. Bunu bu bunu bilmiyorum ama. Apex ben hiç oynamadım. Bu fotoğraf biraz parlamış gibi sanki. Ya, ya aa şurada led var ondan. Ama burası da sanki dolabın üstü mü? E, fotoğraf çekmek için muhtemelen koydu. Yeni de hmm. başladığı için şu an yerini ayarlamamış olabilir hmm. yani arkadaş. Ee, hani evet. sergilemek istemiş. Peki sen ne önerirsin yeni başlayan birine? Ya ben senin gibi düşünmüyorum bir kere. Yani bir şeye bağlı kalıp hani dediğin gibi orası doğru yani ucu bucağı olmuyor o zaman ama hani ee, şu anda zaten neyi severek ya da neyi isteyerek toplayacağını bence çok da toplayabileceğini çünkü bunların çoğunu da bulmak çok zor zaten. o yüzden şu an arkadaş daha yeni yeni başlamış. Önce kendi seveceği ve bulabileceği rahat maddi durumunda zorlanabileceği <laughs> <laughs> e, rahat böyle figürlerle başlayıp kendi sevdiği alandan. Ya muhtemelen anime seviyor gibi. Oyun ve anime. Animeden ilerleyebilir bence. Hı. Eğer bir alana bağlı kalmak istiyorsa. Ben de toplasam anime toplarım gibi geliyor şu an. Evet. Şu an... Anime figürler baya güzel çünkü hani normal insan gibi değiller ya çok değişik Heh, yetenekler aynen. şeyler bir de ışık ben patlıyor. Ben mesela şey şeye bakıyorum hani figürlere de bakıyorum şu anda şurada da bakıyorum ee, normal hani günümüz filmlerden falan ya da canlı işte atıyorum NBA'den falan olan figürler biraz daha bana böyle yapmacık geliyor ama zaten şeyler çizgi karakter olduğu için Animeler falan. Onlar böyle daha böyle sanki orijinalmiş gibi duruyor. Benim gözümde yani. yani tamam. Benim de bir düşünemiş. tavsiyem olursa figürlerinizi arkadaşlar koruyucuyla koruyun. Ee, çünkü sonra hani böyle hasar görürlerse değerleri bayağı düşüyor. Figür koruyucular da 30 lira falan yani. Onu acımayın bence. O kadar. Şimdi bir sonraki fotoğrafa geçebiliriz. Yani bu fotoğraftan başka 3 tane kaldı arkadaşlar. Ee, ona bakalım. Bu az önceki'nin lab ortak... Oo. Çok iyi bir koleksiyon bu arada. Şu an ben bakıyorum da. Değerli mi? Yine bak bir sürü yine korku. Evet. Bayağı kişi korku topluyor sanırım. Yurt da vardı ama ben Türkiye'de bu kadar korku toplayan olduğunu bilmiyordum. Daha mı kolay? Daha kolay değil de korku karakterleri şey oluyormuş. Yani şeyini okudum ben. Şimdi insanlar korku filmleri etki ediyor ya. Korkuttuğun bir karakter senin zihninde daha kolay yerleşiyor. Bir normal hmm. filmdense bir korku filmi karakteri. Daha çok zihnine yerleşiyor. O yüzden o karakterlerle daha çok toplama şey oluyor. Daha e, çocukluktan ergenliğe büyüklüğe falan taşıdığın için hmm. daha çok toplamayasın geliyormuş diye görmüştüm ben ama yanlış da olabilir. O yüzden korku toplayan çok kişi var. Ben kadınlarda da çok korku figürü toplayan gördüm. Bu da yine bir sürü korku figürü var. Bak hmm. hatta hepsi. Bak şu figür çok değerli. Ben en önce çok değerli olan figürleri söyleyeyim. Freddy figürü ya ben bildiklerimi diyeyim daha doğrusu. Şu çok değerli bir figür. Bu Exorcist Regan. Bu ilk Regan galiba. Bu zannettiğim figürse bu da çok değerli. Bu Alien da değerli. Bu Chucky, Chucky birden bu da değerli. Şu 15. Bu Krampus. Bunu bilmiyorum. bildiğim olmadığı için bir şey demeyeceğim. Ee, bakalım. Şurada Chase bir La Llorana var. Bu da muhtemelen değerlidir. Şu Ghostface. Eğer gerçek Ghostface ise bu birkaç yüz dolar değerinde bir figür yani şeyde zaten düşük. Aşağıda da galiba Pokemon kartları var. Bunlar ve şu PSA değerlendirilmiş Pokemon kartı gibi gözüküyor. Yani bu sanki bir tür Türkiye'de biri şurada. değil de yani sanki yabancı bir, biri topluyormuş aynen, gibi değil aynen. mi? Türkiye'de çok bulunmayan fikirler var Yurt dışında olabilir yani fotoğrafın sahibi. Bayağı bayağı güzel Pokemon figürler var. Pokemon da hani. Evet. Ya, yok Pokemon kartı bizde de çok var da. Yok şey değerlendirmiş. De evet değerlendirmiş. Bu da ebay'den falan getirtebiliyorlar ama. Hı. O yüzden. Kim hiç Türkçe bir şey görebilecek mi? Şu sağda da bir figür sanki böyle gizli bir figür şeyi var gibi yok. Orada. Bu da bir de vitrin gibi. Arkası boş gibi. Evet, çok güzel bir koleksiyonu var arkadaşlar. Yani bayağı değerli. Bir de şey temalı yani. Ne topladığı da belli. Evet. Aynen burası güzel. ev gibi durmuyor bu arada. Ev gibi mi? Yoksa burası şey gibi. Tam Şurası mi? ayna da olabilir ya. Ayna ise ayna mı acaba? Evet. Ayna ise değişik. Ayna Arkası boş gibi çünkü. Hı -hı. Böyle bir koleksiyon. Bir sonrakine geçelim. Şimdi bir sonraki fotoğraftayız. Bu kişinin iki fotoğraf olarak atmış koleksiyonunu. Şöyle bakalım. Bayağı figürü var. Yani sayısını şimdi söyleyemeyeceğim Hı -hı. kadar figür var. İlk sırada Marvel figürleri çok güzel üç tane Marvel figürü. Önce bir hepsine tamam. genel bir bakalım, sonra dönüp yorum yaparız. Şurada iki tane Toy Story figürü var konvensiyonlarda, hatta bir de bu var de üç tane. Burada full Toy Story zaten. Üçü Sen de hep zaten. Evet. Burası Pokemon bölümü. Şurada üç tane ah, Hatta hepsi konvensiyon figürü. Burada Sally var bu Pixar şey bölümü gibi olmuş burası da. Hepsi aynı figür mü? Yok sayılarım farklı bak şu. Şu Flocked. Hı, zaten bu normal. Şunda da şey var. Evet. Ağız yapısı da farklı. Şurada da şeyleri başka zaten. Hı -hı. Figürleri. Karakter aynı da figür numaraları başka. Ee, bunun bir tane daha diğeri var. Yine aynı kişinin figürlerinin devamı. O yüzden bakıyorum. Burayı böyle bir e, şu seriyi unuttum ya ismini. Şu Venom'da. Şunun ismi biliyordum da şu an aklıma gelmiyor. Biraz gözükmüyor orası. Burada Fantastic Four figürleri var. Şu figürü hiç görmemiştim. Doktor Doom figürünü Hı, bu da baya iyi gözüküyor son çıkan son son Avengers filmlerinin kötüsü Doktor Doom olacak galiba o olursa bu figürün değeri daha da artabilir şu figürleri de hiç görmedim Türkiye'de şu Venom'u gördüm burada yine Avengers Marvel bölümü Hı. yine burada Marvellar burada yine bunlar Shazam, Alexei? Black Widow bu Black Widow'dan herhalde şunlar da bir tane yüzük bir şeyli film vardı ondan. En altta da yine Kaptan Amerika falan var. Baya böyle Marvel ve Marvel figürleri var burada genelde. Diğerinde de işte Pokemon, Toy Story falan var. Baya güzel figürler var. Öncelikle ne düşünüyorsun sergileme şeyi? Bence en çok o göze batıyor. Baya evet, güzel. Evet baya yani şimdi mesela sola gelince o Pokemon'ların olduğu kısmı da. Yani mesela bunu bana desem böyle sanki böyle Japon anime şey kızlar var ya gördün evet. <laughs> Onlar böyle dizmiş. Hani böyle Japonya'dan bir fotoğraf gibi duruyor gerçekten. Güzel dizmiş yani. Çok Hı -hı. değer verdi de çok belli zaten. Uzun zamandır evet. da uğraştı çok belli. Ve galiba emin değilim ama koruyucu da olabilir. Biraz böyle sanki şey Yüksek var. Yüksek gibi de. değil mi? Evet. evet. Var var. çubak ikili parlıyor gibi yani. Evet. Biraz sanki koruyucu da Zaten o kadar hani şey yapıp. biraz çok parlıyor evet. Mesela şuradan bak ekstra şey sanki var gibi yani. Sıfır Öyle sıfır mi? koruyucular. Parlayanlar özellikle Hı. çok belli gibi. Evet bazılarına koruyucu bak, var diyor. Görüyor musun? Hı, Şu mi? açıyı. Bence evet, var. Olabilir. Yani hafif bir sandım bile olmayan bir açıklık var oradan ekstra da. Oradan Hı. belli oluyor gibi geliyor bana. Ya Belki bak, hepsinde yoktur da. Baya güzel fikirler var. Bu bana bu fotoğrafı Whatsapp'tan atmıştı herhalde. Konuşuyorduk bu kişiyle. Hmm koleksiyonun fotoğrafını istemiştim. Çok uzun zamandır bu işte olduğu çok belli <laughs> Aynen. yani. Burada Ve de değer, değer verdiği de çok 3, belli. 6, 9, 12, 15, 15 20, 20 küsür burada var. 2, 4, 6, 8, 12, 21. Burada da yine 6 kere 50 de burada. 100'e yakın figür var Kesin sadece burada. <laughs> Ya yani o kadar saçma toplamaya başladım ve Çünkü hayır bak 2 2 gidecektim. Burada tekli çıktı. O yüzden yine 2 yapınca 5'e gitti falan filan ondan oldu. <laughs> 12 24 Tamam 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 tamam. <laughs> hmm. Böyle çok güzel koneksiyonu var arkadaşın. Baya benim hoşuma gitti. Bir de şey, e, hedefi de belli. Şeye göre toplamamış yani. Burada 48 ne bulursam, tane var. Ne bulursam alırım diye değil. <laughs> tamam ben diğerlerini de yapayım. Tamam ben buradakini diyorum. 48 tane. var. Tamam ben de öyle dedim zaten. Evet arkadaşlar bu da bu kadardı. Bir sonrakine geçebiliriz. Bunun dört fotoğrafı var bir sonrakinin. Sırayla böyle önce hepsini bir göstereyim. Bir. iki. Bu genel bir fotoğraf. Bu sağa stüdyo değil. gibi duruyor. Şöyle. Stüdyo değil. Tam böyle hayal, hayal odası gibi. Böyle. Hmm. diye e, İyi para kazanan birinin. <laughs> hayal odası gibi. Ama bu biri de. Yani He. sanki bir programcı gibi duruyor. Şu duvar ki herhalde onunla. Şu şey gibi. Şu kulaklık Burada gerçek çok güzel. de. Hmm, burada bayağı güzel bir oda yapmış kendini aslında. Hmm, burada güzel. Zürafları da çok güzel. Çok şık hmm. duruyor bir de yani. Böyle dükkan gibi duruyor diyor sanki böyle aşağı göstermeden hmm. önce. önce. Şuradan gidelim. Bayağı güzel. Şimdi tek tek figürlere bakalım böyle baştan sona. Şu tam fotoğraftan bakalım. Gerçi bunda gözükmüyormuş. Şuradan bakalım. Teklilerden bakalım. Bu figürlerin çoğu Türkiye'de... Hmm. Aa, şu figür bende var arkadaşlar. Çok güzel bir figür. Baya iyi. Şu az önce görmüştük ya bir figür evet, dışında. Ben o, bayağı hatta bayağı bu vermiştim. Venom'da. O, o Venom olabilir bu arada. Benziyor bayağı devam edelim. Ama şunu hiç görmemiştim ben Silver Surfer Türkiye'de. Birinde görmemiştim. Bayağı güzel, bayağı değişik figürleri var. Şu Thor figürü yaygın. Şu Thor figürü 40 dolar falan ben de vardı, birine sattım bunu bu arada. <laughs> Şey ama zaten bu da sanki böyle bir şey topluyor değil de böyle hmm, her şeyden var gibi. Aynen ben. ne beğenirse. O ya da o hmm. değerine göre de topluyor olabilir. Baya güzel figürler var. Şu da, var Şu da bende sen. var. Evet. Ama Türk oldu belli çünkü Türkiye'de çok olan figürler genelde. Şu da bir ara vardı. Şu çok güzel bir Iron Man figürü bu arada. Değerli bir figür. İlk, ilk Iron Man. Yok bu hiç yoktu. Hangisi vardı sonunda? Iron Man'in galiba hiçbir figürü yoktu bende. Şurada kutusuz bir Iron Man var. Şurada bir şey vardı. Şurada bir e, Kratos figürü var. Bunun kutusu duruyor mu onu merak ediyorum. Çünkü bu çok değerli bir figür normalde. Evet, açıp, zaten onu da muhtemelen hmm. çok sevdiği için hmm. açıp sergilemiş kendisi. Şurada Rick and Morty'deki <laughs> Baya güzel odası var. Bir, iki. İki tane monitörü var çift monitör. Yayın da yapıyor olabilir bu. Kamerasını ha, göremedim evet, ama. Ha, gel şurada kamera var. Evet. Şey kamerası bu. Aksiyon kamerası var. Yayıncı olabilir yani. Yayın yapıyor olabilir en azından. Baya güzel figürler. Onda gerçekten çok iyiymiş. <laughs> Bak şu, şunun kutusu. Şu figürün hmm. kutusu. Şunun. Evet, onunki var. Muhtemelen Şeyi görmedim onu. Evet, diğerini görmedim. Şurada şey, çizgi romanlar var. Hmm. Sonrakine bakalım. En üst raf. Yine o kutu. Şu Batman figürü yine Türkiye'de var. Aa, burası Batman bölümü gibi olmuş zaten. Abi Aa, bir dakika. Şu galiba çok değerli bir Joker figürü. Şu, hmm. ben de Joker'lerin şeylerini beğendim. Ne diyorsun bu odayla ilgili? Benim odam niye böyle güzel değil? <laughs> niye bana izin vermiyorsun odamı böyle güzel yapmamı? Niye yapmam? böyle şeyler yapıyorsunuz? Benim Mal. kocamın canını istediyorsunuz ya. Niye <laughs> benim başıma iş çıkarıyorsunuz? Duvardaki klavye niye var ya? Ya bence şey hani bu dekor olarak yapmış yani onu. Bu mu? Bence şey, de olabilir, Yani bu programcı tarzı biri de olabilir belki. Hani kendi işini yansıtan, kendi sevdiği şeyleri yansıtanları duvara asmış falan. Bayağı güzel koleksiyon. Çok kıskandım. Yani odanın şeyi de çok güzel. tamamen oda, yani odaya çok güzel olmuşlar öyle diyeyim. Klavye ben bu güzel. arada üstünde Japonca şeyler yazıyor. Belki hani Diziyor bir mu? yerden almıştır. Evet. Yok ya. Japonca Türkçe. Mı? Türkçe. Bir şey olabilir. Şurada klavyenin tutturma şeyleri var. Bu masa sürekli boş kalsın. Klavyeyi arada buraya da yapıyor olabilir. Çift klavye de kullanıyor olabilir belki. Belki. Bir sürü şey olabilir. Ama güzelmiş gerçekten. Herkes güzel. Raflar da çok iyi duruyor. Evet. Arkadaşım koleksiyondan dolayı tebrik ediyoruz. Evet son son fotoğraftayız. Bu bana fotoğrafları Whatsapp'tan atmıştı baya güzel figürleri var. 200 200'e yakın figürüm var demişti bana. 200'e yakın figür de 1000 liradan deseniz 200 bin lira yapıyor arkadaşlar aşağı yukarı. Bir araba parası yani. içinde evet. Yani. İçinde çok değerli figürler de var zaten. 1000 lirayı çok daha geçik figürler yani. Şurada bazıları koruyucunun içinde zaten. Kendisi diğerlerinin içinde muhtemelen koruyucu almıştır. Şurada mesela şu trash figürü League of Legends. Bunların üretimi durdu. Bunlar her geçen gün fiyatı daha da artıyor. Şurada şey karayip korsanları figürleri var bunlar da yine çok değerli figürler. şurada bir Gandalf figürü var. O şey ee, arka detay bayağı iyiymiş onun. O şey mi ee, Bu şey. Ben söyleyeyim şeyi de en son dönersin sen. Bu Gandalf figürü bir önceki videoda 25 dolarlık bir Gandalf figürü göstermiştik. Bu o figür. Burada yüzüklerin efendisi rafı gibi olmuş burası. Burada biraz ofis figürleri var. Burada avatar figürleri var. Şurada Ted Lasso var. Bu da baya güzel bir dizinin baya güzel bir figürü. Bunun bir de Chase versiyonu var bu figürün. Sanırım şu Newt bu fantastik canavarlardaki karaktere benziyor. Baya figür var ve kutuları da böyle arkasına dizmiş. Burada bir Marvel bölümü var. Baya Marvel figürleri var. Şu Chase Doctor Strange herhalde. Bayağı Marvel figürleri var. Bunların kutusu olmadığı için değerlerini tam tahmin edemiyorum o yüzden. Burada şu var, şu figür, Brown figürü. Bu da değerli bir figür. Devamına bakalım. Bu az önceki Gandalf'ın kutusu. Bu da oradaki Doktor Strange'in kutusu. Şurada bir Hannibal Lecter figürü var. Çok değerli. Burada bir Chucky figürü var. Değerli. Ee, şurada herhalde bu koleksiyonun en değerli figürleri bu raftakiler. Bu e, şeyler Breaking Bad figürleri. Bunlar orijinal mi bilmiyorum ama kendisine e, yazdım da mesajımı görmeden son ben de videoyu çekmem gerekti. Eğer figürler orijinalse bunların tanesi 200-300 dolarlık belki de daha fazla figürler var bunların içinde. Baya değerli figürler. İnşallah orijinaldir. Bu da bir Game of Thrones bölümü. Baya bir Game of Thrones bölümü. Aşağıda da böyle biraz karışık figürler de var. Evet böyle bir genel olarak bakalım ne düşünüyorsun sen? Bir kere baya güzel. E, rafları hmm. özel yaptırmış galiba ama değil, şey... değil Tam oturuyor böyle. Evet yani. Hani ama figürleri çıkartıp sergilemek için tam böyle hani hı hı. kutular muhtemelen sığmadığı için bu şekilde zaten. Bilerek de yapmış olabilir. Ee, severek topladığı da belli. Hani sanki böyle tane figürü alayım zaten. satayım değil de. Evet evet. Satma alınmadı belli. Çünkü aynen zaten açmış hepsini böyle sergilemiş hani göreyim bebeklerime mahsebi <laughs> onları der gibi. Güzel figürler var. Ben de beğendim yani. Bayağı güzel. Hı. Detaylı güzel figürler var. Sen burada en beğendiğin figür ya da şey ilgini çeken bir figür var mı? Şimdi bir şey soracağım ondan önce. Aşağıdaki taht kim Game, of tahtı, biliyorum. Game of Thrones var ya. Game of Thrones'taki o demir taht. Bu, bu tek Yok, başına bu tek şey... başına mı? Hı -hı, tek başına çıktı. Hı -hı. Figür ne serinde... bilmiyorum bu arada. Şu pin galiba da şu figürü bilmiyorum. Hı -hı. Hiç görmedim. Diğer rafta benim beğendiğim vardı bir tane. Hemen kısa Aşağıya. Şu şeyler hoşuma gitti. Şu seri. Şunlar evet. mı? Aynen. O hmm, biraz böyle. Doktor Strange figürleri. Evet. evet. Baya güzel gözüküyorlar. Şey Aynen. tipleri çok iyi. Baya bir şey gözüküyor bu raf. Şu Scarlet'ten şu sondaki Spider-Man'e evet. kadar. Şu en baştaki iki tane gene basit de şunlar baya güzel figürler. Aynen. Aynen. Ben, ben burada en beğendiğim tabii ki de şey bu Karayip Korsanları'ndaki bu Jack Sparrow çok iyi değil de. yani Figür çok değerli de. Şu. Şimdi adını unuttum bunun da. Hı hı. Bu figür baya güzel. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videonun yine devamını çekeceğiz. Siz de ara ara ben post atarım. Post atmasam da bana atın. Ben onları biriktiriyorum, biriktiriyorum. Belli bir sayıya ulaşınca video çekeceğim. Bu videoyu izleyen de isteyen Discord kanalına ya da Facebook grubuna fotoğrafları atabilir. Oradan ben bir dahaki videoda onları kullanırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.